Arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşit hacim bölmeli, x cismi birbirine karışmayan 2D ve 5D öz kütleli sıvılar içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna, ilk, buna göre x cisminin özkütlesi kaç D'dir? X cismi birbirine karışmayan sıvılar arasında hem 2D yoğunluklu sıvı bir kaldırma kuvveti uygulayacak. Buna F1 diyelim. Hem de 5D yoğunluklu sıvı bir kaldırma kuvveti uygulayacak. Buna da F2 diyelim. X cisminin ağırlığı da aşağıya doğru G olarak alırsak iki cismin, iki sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin toplamı cismin ağırlığına eşit olur. F1 artı F2 eşittir G'den. F1 V batan ki X sıvısını şey, yukarıdaki sıvıya batan hacme 1 v kadar V çarpı 2D artı Aşağıdaki sıvıya batan hacim 2V çarpı 5D eşittir. Cismin ağırlığı, cismin ağırlığını da 3V çarpı D cisim şeklinde yazarsak. Buradan V'leri sadeleştirelim. 10, 2 daha. 12D eşittir 3 çarpı D cisim. D cisim buradan 4D çıkar. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. taşma seviyesine kadar sıvı dolu taşma kabına K ve L cisimleri sırasıyla atılıyor. K cismi ağırlığı kadar, L cismi hacmi kadar sıvı taşırıyor. K cismi ağırlığı kadar, L cismi hacmi kadar. Buna göre yargılarından hangileri kesin doğrudur demiş. Şimdi ağırlığı kadar taşırması için cismin ya yüzüyor olması lazım K cisminin ya da askıda kalıyor olması lazım. Hacmi kadar sıvı taşırması için, L cismi hacmi kadar taşırıyor. Tüm hacminin sıvı içinde olması gerekiyor. O zaman L cismi ya askıdadır ya da batıyordur. K'nın öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür demiş birinci önerme. Buna kesin doğrudur diyemeyiz. K askıda da kalıyor olabilir. Eğer K askıdaysa sıvının öz kütlesine eşit olurdu öz kütlesi. İkinci önerme L'ye etki eden kaldırma kuvveti taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Bu kesin doğrudur. Cisim yüzse de askıda da kalsa batsa da cisme etki eden kaldırma kuvveti sıvının ağırlığına taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Bu kesin doğru. K cismi taşıma kabını ağırlaştırmaz. Üçüncü ifade. Bu da doğru. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Bir K cismi X ve Y sıvıları içerisinde şekildeki gibi dengededir. X ve Y sıvıları içinde. X sıvısının K cismine uyguladığı kaldırma kuvveti Fx. Y sıvısının K'yı uyguladığı kaldırma kuvveti Fy olduğuna göre Fx bölü Fy oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi K cismi iki sıvıda da yüzüyor. X'in uyguladığı kaldırma kuvveti K'nın ağırlığına eşittir. Y'nin uyguladığı kaldırma kuvveti de ağırlığına eşittir. Dolayısıyla FX ve FY birbirine eşit olur. Doğru seçeneğimiz C. Eşit hacimli XYZ cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri FX, FY, FC arasındaki ilişki nasıldır? Dikkat ederseniz eşit hacimli vermiş. Bu sorularda eşit hacimli veya eşit kütleli veya batan hacimlere eşit şeklinde 3 farklı soru tarzı var. Burada eşit hacimle verilmiş. Şimdi x'in tüm hacmi y'nin ve z'nin hacmi V kadar olsun. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı olacağından x'in tüm hacminin bir kısmı battığından x'in batan hacmi V'den küçüktür. Dolayısıyla x'e etki eden kaldırma kuvveti y ve z'yi etki edenden küçüktür. Y ve z'nin de batan hacimleri aynı olduğu için bunları etki eden kaldırma kuvveti aynı olur. Yani y ve z'yi etki eden kaldırma kuvveti eşit olur. X'e etki eden kaldırma kuvveti de bundan küçük değer alır. Eşit hacim bölmeli k cismi şekil 1'de. K ve L, K ve L cisimleri şekil 2'de su içerisinde dengededir cisimlerin kütleleri oranını istenmiş bizden. Birinci durumda bakacak olursak. K'yı etki eden kaldırma kuvveti K'nın ağırlığına eşittir. Buradan V çarpı D su V batan çarpı D sıvı eşittir K'nın kütlesi. Şekil 2'de K'yı etki eden kaldırma kuvveti K ve L'nin kütleleri toplamına eşittir. Yani 3V çarpı D su, K yetkiden kaldırma kuvveti, MK artı ML'ye eşittir. MK V çarpı D suydu, o zaman şurası 3MK olur, eşittir MK artı ML'den, 2MK eşittir ML olur, MK bölü ML oranı 1 bölü 2 olur, doğru seçenek A seçeneği. Taşma kapları taşma seviyesine kadar X, Y, Z sıvıları ile doldurulmuştur. Bir cisim kaplara ayrı ayrı yavaşça bırakıldığında, dikkat ederseniz burada tek bir cisimimiz var. Tek bir cismi ayrı ayrı kaplara bıraktığımızda her kaptan taşan sıvı kütlesi eşit oluyor. Taşan sıvı kütlesi cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir g taşan taşan sıvının ağırlığı her zaman için kaldırma kuvvetine eşittir. Dolayısıyla demek ki 3 sıvının da bu cisme uyguladığı kaldırma kuvveti eşittir. Bizden soru kesinlik istemiş. Sıvıların yoğunlukları eşittir kesin diyemeyiz. Sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir. Kesin doğru cismin sıvılarda batan hacimlere eşittir. Sıvıların yoğunluğunu bilmediğimiz için batan hacimler hakkında da kesin bir şey söyleyemeyiz. Eşit hacim bölmeli bir cisim. K ve L sıvıları ile tamamen dolu taşma kabına yavaşça bırakıldığında şekillerdeki gibi dengede kalıyor. K kabında yüzüyor, L kabındaysa L sıvısındaysa askıda kalmış. Birinci kapta taşan sıvının kütlesi M1. Şurası. İkinci kaba taşan sıvının kütlesi M2. O da şurası. Bizden M1 bölü M2 oranını istemiş. Şimdi aynı cisim bu. Bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti. K sıvısı içinde cisim yüzdüğü için buna uygulanan kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Yani FK eşittir G'dir. L sıvısında da askıda kaldığı için buna uygulanan kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına eşittir. FL de G'ye eşittir. Dolayısıyla taşan sıvıların ağırlıkları ve kütleleri birbirine eşit olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. G ağırlıklı, eşit hacim bölmeli bir cisim. Su içerisinde şekildeki gibi dengededir. Cismin yoğunluğu D cisim, sıvının yoğunluğu D sıvıdır. D sıvı bölü D cisim 1 bölü 2 olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvveti T kaç G'dir? Şimdi burada denge şartını yazacak olursak cismin ağırlığı aşağıya doğru G. Bunu uygulanan yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti var FK. Bir de ipteki gerilme kuvveti yukarıya doğru T. Denge şartından FK artı T eşittir G. FK değerimiz V batan bir bölmesi battığı için buna V çarpı D sıvı diyelim. Artı T eşittir. G yerine cismin tüm hacmi 2V çarpı D cisim şeklinde kullanalım. D sıvı ile D cisim arasındaki ilişkiyi bize vermişti. D sıvıya biz D edersek D cisim 2D olacak. O zaman V çarpı D artı T. 2V çarpı cismin yoğunluğu 2D'ydi. Buradan t değeri 4vd'den vd'yi çıkarırsak 3vd kadar kalır. Şimdi cismin ağırlığı cinsinden değerini istemiş. G değeri 4 vdydi T değeri de 3 vd çıktı. Bunları oranlarsak arkadaşlar T buradan 3G bölü 4 kadar çıkar. Doğru seçeneğimiz C. Yoğunluğu d, ağırlığı g olan bir cisim 5d yoğunluklu sıvı içerisinde. Cismin yoğunluğu d, ağırlığı da aşağıya doğru g kadar. 5d yoğunluklu sıvı içerisinde, sıvı da 5d'ye kadar. Şekildeki gibi dengededir. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti t kaç g'dir? Burada denge şartını yazarsak, cisme uygulanan kaldırma kuvveti yukarıya doğru fk ip gerilmesi aşağıya doğru T, cismin ağırlığı da aşağıya doğru G. Burada FK eşittir G artı T olur. FK V batan çarpı D sıvıdan. V batan çarpı D sıvı 5'teydi. Eşittir g dediğimiz değerde v çarpı d artı t kadar olur. Buradan t değeri 4 ve d çıkar. İpte oluşan gerilme kuvveti kaç g'dir diye sormuş. g değerimiz vd'ydi. vd yerine g yazarsanız ip gerilmesi 4g kadar çıkar. Doğru seçeneğimiz e seçeneği. 40 Newton ağırlığındaki bir cisim su içerisinde şekil 1'deki gibi dengedeyken ipte oluşan gerilme kuvveti 30 Newton. Cismimizin ağırlığı arkadaşlar 40 Newton'muş. İpte oluşan gerilme kuvveti 30 Newton. Demek ki suyun bu cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinin değeri 10 Newton'a eşit. Şekil 2'de x cisminin x sıvısının içine bırakmışız. X sıvısının içindeyken cismin ağırlığı yine 40 newton, ip gerilmesi 10 newton olduğuna göre, bu sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti 30 newton'a eşit. Bizden X sıvısının yoğunluğunu sormuş. V çarpı 1 suyun yoğunluğu 10 newton, V çarpı dx eşittir 30 newton'dan. Buradan V'ler giderse DX eşittir. 3 çıkar. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Birbirine yapışık olmayan X, Y cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin yoğunlukları DX, DG, sıvının yoğunluğu DS'dir. Buna göre DX, DG, DS arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birbirine yapışık değilmiş arkadaşlar cisimler. Dolayısıyla x'in yüzme ihtimali yok. Çünkü yapışık olmadığı için eğer x'in yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olsaydı zaten yukarı doğru çıkıp yüzerdi. Yani dx mutlaka sıvının yoğunluğundan büyük olacak veya dx sıvının yoğunluğuna eşit olacak. Y'nin de aşağıya batma ihtimali yok. Çünkü yapışık olmadıkları için Y tek başına kalmış olsaydı batardı aşağıya. Dolayısıyla Y'nin yoğunluğu da ya sıvının yoğunluğundan küçüktür ya da Y'nin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir. Şimdi eğer X'in yoğunluğu sıvıya eşitse Y'ninkinin de sıvıya eşit olması lazım ki askıda kalsınlar. Şıklarda bir eşitlik durumu yok. Zaten bir olabilirlik sorusu bu. Dolayısıyla şu olabilir. X'in yoğunluğu sıvınınkinden büyüktür aşağıya batmaya çalışıyordur. Y'nin yoğunluğu da sıvınınkinden küçüktür yukarı çıkmaya çalışıyordur. Sıvı da bu ikisinin arasında kalır. Yani dx büyüktür d sıvı o da büyüktür dy şeklinde olabilir. Doğru seçeneğimiz d seçeneği. Eşit hacimli xy cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Cisimleri birbirine bağlayan ipte oluşan gerilme kuvveti x'in ağırlığının iki katına eşit. Yani x'in ağırlığına ben gx dersem t gerilmesi 2gx kadar. Buna göre cisimlerin ağırlıkları oranı gx bölü g'ye kaçtır? x üzerinde denge şartını yazarsak x'in ağırlığı aşağıya doğru gx. İpteki gerilme kuvveti aşağı doğru 2gx ve x'e etki eden kaldırma kuvveti var. Y üzerinde denge şartını yazdığımızda y'nin ağırlığı aşağıya doğru g'ye. Y'ye etki eden bir kaldırma kuvveti var. Artı ip gerilmesi y'yi yukarı doğru çekiyor. O da 2gx'e eşit. Şimdi aynı sıvının içindeler ve eşit hacimli oldukları için bunlara uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit olur. X'e uygulanan kaldırma kuvveti denge şartına göre 3GX'dir. Dolayısıyla Y'ye uygulanan kaldırma kuvveti de 3GX kadar olur. Yukarı doğruların toplamı denge şartına göre 5GX eşittir GY'den. GX bölü GY oranı 1 bölü 5 çıkar. Doğru seçenek A seçeneği. KLM cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvveti sıfırdan farklı ve birbirine eşittir. Şurası önemli. Buna göre cisimlerin yoğunlukları DKD ile DM arasındaki ilişki nedir? T1 gerilme ve T2 gerilmesi birbirine eşit. Şimdi K üzerinde düşünürsek arkadaşlar. Bu ipi kestiğimiz zaman K cismi yukarı çıkıp yüzecek. Demek ki DK... D sıvıdan küçük. M üzerinde düşünürsek ipi kestiğimiz zaman M aşağıya batıp batacak. Dolayısıyla DM de büyüktür. D sıvı olur. L üzerinde dikkat ederseniz ip gerilmelerini birbirine eşit vermiş. L'yi yukarı doğru bir T, aşağı doğru da bir T çekiyor. Bu gerilmeler birbirine eşit olduğu için birbirini götürür. DL D sıvıya eşit çıkar. Dolayısıyla DM büyüktür, DL büyüktür, DK olur. DM büyüktür, DL büyüktür, DK. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Küresel bir cisim. 4 gram bölü santimetre küp yoğunluklu maddeden yapılmıştır. Cismin su içerisinde şekildeki gibi dengededir. Cismin hacminin yüzde kaçı boştur? Şimdi cismimizin yoğunluğu 4 gram bölü santimetre küp. Ama suyun içinde ve D su eşittir 1 gram bölü santimetre küp verilmiş. Suyun içinde askıda kalmış. İçindeki boşluktan dolayı. Burada şöyle yapsak. Cismin görünen yoğunluğu eşittir. M cisim bölü V cisim artı V boşluk yazsak. Şu an cisim suyun içinde askıda kaldığı için görünen yoğunluk 1 eşittir m cisim v cisim bu cismin kendi gerçek hacmi çarpı d cisim 4 bölü v cisim artı v boşluk olur. Buradan v cisim artı v boşluk eşittir 4 v cisim. V boşluk o zaman 3V cisim. Yani cismin hacmine V derseniz boşluğun hacmi 3V. Toplam 4V'lik hacmin 3V'si boşluk olduğuna göre %75'i boşluk olur. Doğru seçenek A seçeneği. R ve 2R yarı çaplı ile küresel cisimlerinin kütleleri eşittir demiş. Dolayısıyla ağırlıkları da aynı. Cisimler su içerisinde şekildeki gibi yüzmektedir. Cisimlerin su içerisinde kalan hacimleri VK, VL'dir. Buna göre VK bölü VL oranı kaçtır? Şimdi yüzen cisimleri etki eden kaldırma kuvveti ağırlıklarına eşittir. K'yı etki eden kaldırma kuvveti K'nın ağırlığına eşit. L'yi etki eden kaldırma kuvveti de L'nin ağırlığına eşit cisimlerin ağırlıkları aynı olduğuna göre kaldırma kuvvetleri de aynıdır. Yani FK eşittir FL şeklinde olacak. FK V batan çarpı D sıvı çarpı G. FL de V batan çarpı D sıvı çarpı G olur. Şu V batan K, şu V batan L. Aynı sıvı içinde oldukları için DS'ler aynı. G'ler de aynı. Dolayısıyla cisimlerin sıvıya batan hacimleri, suya batan hacimleri de eşit olur. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. KLM cisimleri birbirine karışmayan D1 ve D2 öz kütleli sıvılar içerisinde şekildeki gibi dengelenir. Buna göre sıvıların karışımı sağlanırsa. Şimdi arkadaşlar sıvıların karışmasını sağlarsak karışımın yoğunluğu D1 ile D2 arasında bir değer olacak. Örneğin D1'e D desek. D2'ye de 3D diyelim. K'nın yoğunluğu D'ye eşit, M'nin yoğunluğu 3D'ye eşit, L'ninki de D ile 3D arasında bir değer olur. Sıvıların karışması sağlanırsa karışımın yoğunluğu D'den büyük, 3D'den küçük bir değer alır. Dolayısıyla sıvıların karışmasını sağladığımızda karışımın yoğunluğu D'den büyük olacağı için K kesinlikle üzer. Karışımın yoğunluğu 3D'den küçük bir değer olacağı için M de kesinlikle batar. L için çok net bir şey söyleyemeyiz. Hani cismin görünürde hacminin yarısı batmış gibi görünüyor ama çok net bir şey söylemeyelim. Onun için L cisminin yüzme ihtimali de var, askıda kalma ihtimali de var, batma ihtimali de var. Şimdi K'yı etkiden kaldırma kuvveti artar demiş. Yanlış. Çünkü K'yı etkiden kaldırma kuvveti birinci şekilde cismin ağırlığına eşittir. Burada da cismin ağırlığına eşittir. Dolayısıyla kaldırma kuvveti değişmez. L'yi etkiden kaldırma kuvveti değişmez. Bu olabilir. Kesin diyemeyiz. Eğer cisim batarsa L'yi etkiden kaldırma kuvveti azalırdı. Ama askıda kalıyor veya yüzüyorsa L'yi etkiden kaldırma kuvveti değişmezdi. M'yi etkiden kaldırma kuvveti azalır. Bu doğrudur. Çünkü M'yi etkeden kaldırma kuvveti şu an şekil 1'de ağırlığına eşittir. Ama cisim battığında kaldırma kuvveti ağırlığından küçük hale geleceği için M'yi etkeden kaldırma kuvveti azalır. Yani 2 ve 3 olabilir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.